Ekranda R eşittir sinüs 2 teta'nın polar koordinatlarla tanımlanmış grafiği var. Polar veya kutupsal koordinatların ne demek olduğunu bilmiyor ya da hatırlamanız gerekiyorsa Khan Akademi'de bununla alakalı çok fazla video var. Aratın ve mutlaka izleyin. İsterseniz ben de kısa bir tekrar yapabilirim tabii. E, i̇sterseniz bu grafiğin neden böyle göründüğünü hatırlamaya çalışarak başlayalım. Herhangi bir noktanın x ve y koordinatlarını alıyoruz ama bu noktaları bir de bir açı ve yarıçapla tanımlıyoruz. Örnek vermem gerekirse bu noktanın bir x ve y koordinatı var ama bir de orijinden bu noktaya bir doğru çizerek nok bir teta açısı ve orijinden noktaya olan uzaklığı veren bir r değeri ile de tanımlıyoruz. Grafiğin neden böyle göründüğüne gelecek olursak e, işin mantığına bir göz atalım. Teta 0 olduğunda r de 0 olur. Sinüs 2 çarpı 0 sıfır, 0'a eşittir değil mi? Teta arttığında ise r de artar. Böylelikle de ekranda gördüğünüz bir çiçeği andıran grafiği elde ederiz. Bu şekilde devam ederiz. Teta pi bölü 4 olduğunda, evet bu durumda ne olur? Sinüs 2 çarpı pi bölü 4, sinüs pi bölü 2'dir ve bu da 1'e eşittir. Yani teta pi bölü 4 olduğunda r 1'dir. Burada r en büyük değerini alır ve bu noktadan sonra teta artmaya devam ettikçe de r küçülmeye başlar. Bunu kalkülüs bağlamında değerlendirirsek bana r'nin teta'ya göre değişiminin neye eşit olacağını söyleyebilir misiniz? Evet, r'nin teta'ya göre değişimi. Şimdi her zaman olduğu gibi hemen videoyu durdurun ve bu soruyu benden önce kendi kendinize çözmeye çalışın. Az önce size r üssü teta'nın neye eşit olduğunu sormuştum, öyle değil mi? Elimizde bir değişkenin fonksiyonu olarak ifade edilmiş bir başka değişken olduğuna göre bildiğimiz şeyi yapacağız ve zincir kuralını uygulayacağız. Bunun teta'ya göre türevini alırsak, sinüs 2 teta'nın 2 teta'ya göre türevi kosinüs 2 teta'dır. Bunu bir de 2 teta'nın teta'ya göre türeviyle yani 2 ile çarpmamız lazım. Bu 2'yi de buraya yani başa alabiliriz. İlginç. İsterseniz bir de bu eğriyi x ve y türünden ifade edip türevler hakkında düşünelim. Kalkülüs öncesi derslerden polar dünyadan dikdörtgensel dünyaya geçiş yapmak için y eşittir r çarpı sinüs teta ve x eşittir r çarpı kosinüs teta'yı kullanmamız gerektiğini hatırlıyorsunuz değil mi? Neden diye soracak olursanız bakın mesela buradaki açı ve r kombinasyonlarından birini ele aldığımızı düşünelim. Burası teta bu da r. Burada oluşan üçgenin bu kenarı y, tabanı ise x'e eşittir öyle değil mi? Trigonometri bilgilerinizi bir hatırlayın. Birim çember tanımından ya da trigonometrik fonksiyonların skah, koko, takako tanımlarından sinüs teta karşı bölü hipotenüstü. Yazıyorum sinüs teta eşittir y bölü r olur öyle değil mi? Benzer mantıkla kosinüs teta da komşu bölü hipotenüsse yani x bölü r'ye eşittir. Ve bu eşitliklerin iki tarafını R ile çarpınca da işte bunları elde ederiz. Bu noktada eğer bu yaptıklarımı takip edemediyseniz kalkülüs öncesi derslerimizden polar koordinatlarla ilgili bir hatırlatma yaptığımı söylemek istiyorum. Evet bunları sadece teta türünden ifade etmek istiyorum. Evet ne yapabiliriz? R sinüs 2 teta'ya eşitti. Buradaki R'ler yerine bunu yazarsak y sinüs 2 teta çarpı sinüs teta'ya eşit olur ve x de sinüs 2 teta çarpı kosinüs teta'ya eşit olur. İşte bu kadar. Şimdi de bu ifadeleri kullanarak y'nin teta'ya göre değişimi için yeni bir ifade elde etmek istiyorum. İsterseniz yine videoyu durdurun ve bunu kendi kendinize yapmayı deneyin. Şimdi birlikte yapalım. Türev tekniklerimizi kullanacağız. Y üssü teta eşittir. Çarpım kuralı öyle değil mi? Birincinin türevi 2 kosinüs 2 tetadır çarpı ikinci yani sinüs teta. Artı birinci yani sinüs 2 teta ve çarpı ikincinin türevi yani kosinüs teta. Şimdi aynı şeyi bir de x için yapalım. Yazıyorum x üssü teta eşittir. Evet, birincinin türevi 2 çarpı kosinüs 2 teta'dır. Çarpı ikincisi yani kosinüs teta. Artı birincisi yani sinüs 2 teta çarpı ikincinin türevi yani eksi sinüs teta. Bunları kullanarak türevlerin belirli noktalarda aldığı değerleri de bulabiliriz artık. Teta pi bölü 4'e eşitse mesela ne olur? Bunu da siyahla göstereyim. İşte bu noktadan bahsediyorum. Haydi bulalım. Y üssü pi bölü 4 eşittir. 2 çarpı kosinüs 2 çarpı pi bölü 4 yani pi bölü 2 çarpı sinüs pi bölü 4 artı sinüs 2 çarpı pi bölü 4 yani pi bölü 2 çarpı kosinüs pi bölü 4. Bunun sonucu da bir bakalım, kosinüs pi bölü 2 sıfıra eşittir ve eğer bu sıfırsa ifadenin bu kısmı da sıfır olur. Sinüs pi bölü 2 1'e eşittir, kosinüs pi bölü 4 ise kök 2 bölü 2'dir. O halde sonuç da kök 2 bölü 2 olur. Yer kaybetmemek için buraya yazayım, evet eşittir kök 2 bölü 2. Aynı şeyi x'in türevi içinde yapacağım. x üssü pi bölü 4'ü bulalım. 2 çarpı kosinüs 2 çarpı pi bölü 4 var. Buradan kosinüs pi bölü 2 gelecek. Yani y üstünde olduğu gibi türevin ilk kısmı 0'a eşit olacak. Evet burası 0. Sonra da eksi sinüs 2 çarpı pi bölü 4 yani pi bölü 2 çarpı sinüs pi bölü 4. Bu 1'e eşit. Burası da kök 2 bölü 2'ye eşit. E, o halde bunun sonucu da eksi kök 2 bölü 2 olacak. Şimdi bunun neden mantıklı olduğu üzerine biraz kafa yoralım. Teta artınca ne olur dersiniz? Teta pi bölü 4'ten biraz büyük olursa y koordinatı artacağı için bu türevin yani eğimin pozitif olması son derece mantıklı. Peki teta biraz artınca x koordinatına ne olur? azalmaya başlar. Görüyorsunuz değil mi? Bu yüzden de buradaki değişim oranının negatif olması da mantıklı. Aklınıza bir de bu noktadaki teğetin eğimi için y'nin x'e göre değişim hızını bulmak gelmiş olabilir. Eğim eksi 1 gibi duruyor ama bunu hesaplamak istersek y'nin x'e göre türevini değerlendirebiliriz. y'nin x'e göre türevini y'nin Teta'ya göre türevi bölü x'in teta'ya göre türevi şeklinde yazabiliriz ve teta pi bölü 4'e eşit olduğunda bu kök 2 bölü 2, bu ise eksi kök 2 bölü 2'ye eşittir ve bunun sonucu da eksi 1 olur. Az önce söylediğim gibi tam da beklediğimiz sonuç çünkü buradaki teğetin eğimi gerçekten de eksi 1 gibi duruyor. Şimdi umarım bu konuda kendinizi daha iyi hissediyorsunuzdur. Polar veya kutupsal koordinatların kısa bir tekrarını yaptık ve işin içine bir de türevi ekledik.